yerine başka bir filtre kullanmak istesen, dişi uyduğu zaman şu kalınlığı, filtrenin derinliği falan bir fark yaratıyor mu, yoksa hepsini kullanabilir misin? Filtrenin derinliği sadece filtrenin içine hapsettiği yağ miktarını değiştiriyor. Yoksa buraya takabiliyorsan hepsi olur mu? Yok. Önemli olan filtrenin içinde bir tahliye sistemi vardır, yaylı. Yani gelen yağ basıncı içeriden gelir, vidaladığımız yerden içeriden gelir, dıştaki deliklerden geri döner. Yani filtrasyon olur, şu şekilde girer, filtrasyon olur, dışarıdan çıkar. Eğer içinde bir tıkanıklık olduğu zaman bunun bir bypass valve var içeride. Yay açılır ve direkt girdiği gibi çıkar, filtrasyon olmadan. Filtrenin içinde bir sıkışıklık, vay tıkanıklık canım olduğu zaman evet. Ve bunların da belli bir basınç değerleri var. Yani giren yağ basıncı belli bir işte karşılayabilecek bir filtre olması lazım. Teknik daha şey gelmedi, servis kitapları gelmedi bunların. Servis kitapları gelsin, oradan bir inceleyeceğim. Eğer kurtarıyorsa muhtemelen KN'nin 204 dediğimiz, ya işte HF204, Sunva'da, Highflow'da o filtreler uyumlu gibi duruyor şimdilik. Yani diş olarak, şey de olarak, sadece işte teknik basınç şeyine bakmak lazım. Eğer o da kurtarıyorsa bizi... Hava filtresi gibi sadece filtreden ibaret zannediyorum. Yok. Şeylerde de yani... Şu diğer filtrelerde de öyle. Mesela şu filtre. Bak. Bu bypass. Bir saniye, bir daha. Vay canına. Filtre bypass olduğu zaman, eğer bunun içinden şuradan giren ya buradan filtreleyip çıkamadığı zaman, bu doluyor ya, içeriden çıkamadığı zaman bu bypass açılır ve dışarıdan tahliye olur. Filtre görevini yapamayacak hale geldiği evet zaman motosikleti evet korumak için yağ akışına devam etsin. Aynen öyle, yağlamayı diye kesmemek için. Süper. Şeylerde de, bu atom filtrelerde de şuradan görünürse eğer... Naylonu çıkartalım. Bak şurada kenardan çok zor görünüyor. Şu orta kısmın içinde şurada bir yay mekanizması var. Aynı şekilde bu yay mekanizması da açılıp filtrasyonu iptal edip, çünkü bak içinde yine görüyor musun, kağıt filtre var. Sarı. Gördün mü şuradan? Evet. Bu sarı kağıt filtre şu az önceki iç filtrenin kılıfa konulmuş hali. Hı hı. Aynısı işi yapıyor. Mekanizma da aynı şekilde. Oradan geçemediği zaman, tıkandığı zaman dış geçişi hemen bypass ventili açılır ve arkadan şun arkaya boşalır ve tekrar kenarlardan yağ geçmeye başlar. Bu filtrelerin şeyi bu. Yani o yüzden belli bir mühendisliği yapılmış, belli bir imalat kalitesine ulaşmış filtreleri tercih etmekte o yüzden fayda var. No name filtreler yerine. Süper. Yine güldür güldür de diyor ya, aydınlandım hocam diye. Bazı arkadaşlar ya filtre filtredir işte, ucuzu pahalısı olmaz sen ta. Yani o içinde kullanılan yayın gerginliği, kalitesi, her şeyi bu bypass'ın geçke devreye girmesini etkileyecek şeyler. Yani motosikletin iç aksamındaki her şeyi koruyan tek bir şey var, yağlama. Yağlama kesildiği zaman önce malzeme ısınmaya başlayacak. Her dönen, yani yağ içerisinde çalışan her malzemenin üzerinde bir yağ filmi vardır. Yani yağın üzerinde rahat durmasını sağlar, yapışmasını sağlar. O yağ filmleri bir yerden sonra bırakır kendini ısındıkça. O yağ filmleri ısınıp bıraktıktan sonra da malzeme ısınmaya başladıkça mukavemetini yitirecek. Çünkü çoğu malzeme, yani içeride çalışan çoğu malzeme çeliktir ve içlerinde bakır ya da pirinçten, ki çoğunlukla bakır kaplamadır, yataklar olur. O yataklar işte ısı farkından dolayı bakır daha çabuk ısınacak, alüminyum veyahut da işte çelik malzeme daha geç ısınacak falan filan, sarmaya başlar genleşip. Yani motordaki aslında her şeyin kötülüğün bütün sebebi ısıdır. Evet.